kaydımızı aldık. 15. ders çarpanlara ayırma. Şimdi çarpanlara ayırma yöntemleri var. Çarpanlara ayırma yöntemlerinde ortak parantezi almak çok sık kullandığımız bir yöntem. Bu yöntemi kullanarak birçok soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. En basit çarpanlara ayırma yöntemidir. E, ortak şeyler varsa bakacaksınız. Yani mesela burada B'ler ortak görünüyor. Aynı zamanda 2 var mesela burada. Burada da 2 var. O zaman 2B olarak ortak olarak yazabilirim. Burayı 2B dersem burada A kaldı. A kaldı. Artı. 2B gitti. O zaman burada 2 kaldı. Ve C kaldı. 2C olarak direkt yazabilirim. Bakın ne kadar basit ve sade bir şeye dönüyor. Çarpım olduğu için sadeleştirmeler mümkün oluyor burada. Şimdi burada ortak olan x 1 1 eksi x aslında gözüküyor bariz bir şekilde. Ama burada x eksi 1 ile 1 eksi x tam ortak değil arkadaşlar. Dolayısıyla önce şöyle yapmanız lazım. A x eksi 1 eksi b x eksi 1 olarak yazmanız lazım. Bak şimdi ne yaptığıma iyi dikkat et. Buradaki artıyı eksi yaptım. Buradaki x, 1 eksi x'i 1 eksi x'i x eksi 1 yaptım. Bakın ne yaptım? Yer değişikliği yapıyorum. Tamam arkadaşlar? Dolayısıyla x eksi bir ortak parantezinde a eksi b. Ondan sonra mesela sadeleştirmeler var. Payda da mesela x eksi bir var. Bunlar beni götürüyor. İfadenin sonucu direkt a eksi b olarak kalıyor. Örnek veriyorum. Mesela sınavda yani sorularda işte neyse kitaplarda verilen örneklerden yola çıkarak. Şimdi buradan bakıyoruz. A küp var. Burada a küp var mı? Evet a küp bulabilirim. Burada b'nin küpü var. Burada da b küp bulabilirim. b küpler, ortak a küpler ortak olabilir. O zaman şöyle yaparım. Burayı a'nın küpü çarpı b'nin küpü olarak yazarsam geriye kalanları içeri yazacağım. a küpün kendisi gitti. b'nin küpü giderse b'nin kendisi kalır. Eksi. B'nin küpü gittiği için A'nın dördüncü kuvveti küpü gider. A'nın kendisi kalır. Bak ne kadar sade bir şeye dönüyor. Bunları bilmeniz lazım. Yani tekrardan içeri dağıttığınızda tekrardan içeri dağıttığınızda bu ifadeleri bütünsel olarak dağıttığınızda sizin tekrardan şunları bulabiliyor olmanız lazım. Eğer bunları bulabiliyorsanız doğru ayırmışsınız anlamına gelir. Şimdi 2 üzeri x artı 2 2 tane 4 üzeri x 8 üzeri x biraz düzeltelim bunu. 2 üzeri x 2'nin karesi eksi 2 çarpı 4 üzeri x'i de 2 üzeri x 2 üzeri x olarak 8 üzeri x'i de 2 üzeri x 4 üzeri x olarak. Bakın bu şekilde parçaladığınızda 2 üzeri x ortak 2 üzeri x ortak 2 üzeri x ortak o zaman 2 üzeri x ortak olan şeye yazarız. 2'nin karesi 4 eksi 2 tane 2 üzeri x 2 tane 2 üzeri x artı 4 üzeri x A ifade bu şekilde. Bu kadar. Şimdi bunlardan yola çıkarak örnek 1'i çözelim. Örnek 1. Bakalım. X var, X var, Y var, Y var. O zaman ben şurayı X, Y ortak parantezine alırsam Y'nin kendisi kalır. Y'nin kendisi kalıyor. Eksi 2 kalıyor burada. Buraya geldim. X ortak parantezine aldığım zaman 2 eksi Y oldu. Şimdi normalde burası gider. Doğru. Bunlar da birbirini götürür. Ama ifadenin sonucuna eksi 1 gelir. Çünkü y eksi 2 ile 2 eksi y farklı şeyler. Yani bunlar evet aynı ifadeler ama zıt ifadeler oldukları için eksi gelecek. Dolayısıyla bu ifadenin sonucu eksi y. Tamam. Peki. Evet örnek 2 ifadesinin en sade hali Evet ALES'e başvurdunuz mu arkadaşlar Kasım'daki ALES'e giren var mı Kasım'daki ALES'e Fatma başvurmuş. Başka başvuran var mı? Nazlı başvurmuş. Gökhan güzel. Hakan girecek. Evet. İyi. ALES'e girin arkadaşlar. Geç başvuru var. Ayın 17'sinde geç başvuru günü yani olacak. Eğer başvurmayı unuttuysanız bu ayın 17'sinde geç başvuru var. Ona başvurun arkadaşlar. Ales'e girin. Kasım'dakine de girin. Nisan'dakine de girin. Mutlaka girin Ales'e. Bir şey kaybetmezseniz size çok faydası olur. Evet şimdi. Buna bir şey yapacağız ama önce şuralar. Bakın önce buraları düzeltmemiz lazım. Şimdi bu ifadeyi şöyle yazalım. Bir düzeltelim ondan sonra gerekeni yapalım. A kare eksi A bölü. Şimdi şunla şunu çarpıyoruz normalde. A B eksi yukarıdaki B'yi çıkarıyoruz. Aşağıdaki A'yı yazıyoruz. Yani hani burada rasyonel sayı gibi düşünmek lazım. Aslında payda eşitliyormuş gibi düşünmeniz gerekiyor. Ama zaten bas basit mantık. 3 artı 1 bölü 2. Ne yapıyoruz? Bununla bunu çarpıyoruz. 6 1 ile topluyoruz. 7 7 bölü 2 yazıyoruz mesela. Anladınız arkadaşlar? Yani bu, bu şekilde yazabilirsiniz. Bu, bu duruyor burada. Bölü A bölü B. Şimdi birincisi olduğu gibi kalacak. Yani burayı A kare eksi A olduğu gibi kalacak. İkincisi ters çevrilecek. A bölü A B eksi B olarak ters çevrilip çarpıldı. Bölü A bölü B olarak Bak şimdi böyle dursun. Biraz üzerinde durulması gereken bir soru tipi. Şimdi burada a kare var, a var. O zaman a ortak parantezini alalım. a ortak parantezini aldığınızda a eksi 1 gelir. Burada bir de a var. Burayı b ortak parantezine aldığımızda ne gelecek? a eksi 1 gelecek. Bölü a bölü b. Şimdi a eksi 1'ler gitti. Buradan çok bariz gözüküyor. Şimdi bu ifade ne oldu? Yukarısı e, A çarpı A. Aşağısı B. Birincisi olduğu gibi kalacak. İkincisi ters çevrilip çarpılacak. Mesela bunu da B bölü A olarak yazabilirim. Bak bunlar da gitti. Bunlar da gitti. Bu ifadenin sonucu A olur. Bu kadar işlem A'yı bulmak için. Evet, birinci yöntem bu. Yani ortak parantez, basit mantık. Gruplara ayırma yöntemleri var. Gruplara ayırabilmek için ifadelerin 1, 2, 3, 4 tane olması gerekiyor arkadaşlar. 4 tane olacak gruplara ayıracaksınız. Bak. İkili ikili ayırabilirsiniz. Bazen şöyle almakta yarar var. Mesela böyle alabilirim. Öbür grubu da böyle alabilirim. Bak şimdi böyle ikili ikili alabilirsiniz. Bir alın olmuyorsa birazcık değiştirirsiniz. X kare ortak parantezini alırsam burada X artı 1 gelir. Burayı da eksi parantezine alırsam X artı 1 geliyor. Gördüğünüz gibi X artı 1 ortak. O zaman X artı 1 ortak parantezini alırsam x artı 1 gittiği için burada x kare kaldı. x artı 1'in tamamı gittiği için burada da 1 kaldı. x artı 1 çarpı x kare eksi 1. Bu kadar kalabilir. Bunu isterseniz birazcık daha açabiliyorsunuz. x artı 1 çarpı x eksi 1 şeklinde açabilirsiniz. Ya da şimdilik böyle kalabilir. Bu 1. Şimdi şunu yapabilirsiniz. Hocam burayı x x y y olarak alsak olur mu? Olmaz. Yani x x y y olarak alırsanız olmaz arkadaşlar. Yapacağınız şey şurayı şöyle ve şu şekilde almanız. Şimdi x kare y kare 2 kare farkıdır. Bu neye eşit? x artı y. Dün gördük biz bunu. x eksi y. 2 kare farkı. Sonra eksi parantezine alırsanız x eksi y olarak yazılır. Bak Ne yaptığıma iyi bakın arkadaşlar. Bak ne yaptım? Eksi parantezine aldım. Şuradaki eksiyi dışarı attım. Ne oldu? X artı y değildi artık. X eksi y'ye döndü. Eksi parantezine aldığınızda yer değişikliği oluyor. Ondan sonra x eksi y ortak parantezine alırsam bakın buradan x eksi y ortak parantezine alacağım. Ne olacak? Burada x artı y geldi. x artı y geldi x eksi y ortak parantezinde burada 1 kaldı. Eksi 1. Bu kadar. Evet. Örnek 3. AX, AY, BX, BY. Şimdi burayı A parantezine alırsam X artı Y. Burayı B parantezine alırsam X artı Y. X artı Y eksi 2. O zaman burası ne olur? Eksi 2 tane A. Eksi 2 tane B olur. Şimdi böyle değil mi bu? Eksi 2 parantezini alırsam A artı B olur. A ile B'nin toplamı 4. Eksi 2 çarpı 4. Eksi 8. Örnek 4. Çarpanlarından biri bu ifadenin çarpanlarından biri b eksi 1 olduğuna göre diğeri nedir? Evet sizdeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet bakalım. C eksi A emin değilsin. A artı 1 olabilir mi? Bakalım. C eksi A çoğunlukta. Şimdi arkadaşlar bu yoksa önce ne yapacağız? Dağıtacağız. Madem öyle o zaman burayı tek tek çarpalım. içeriye dağıtalım. Çünkü burada ortak bir şey gözükmüyor. Yani bunu buraya bunu buraya bunu yine bu şekilde yani önce o zaman bozalım. Oyunu ondan sonra tekrar kuralım. Yani önce bozalım. Madem bir kule yapıyoruz. Kule güzel değilmiş. O zaman bozacaksınız arkadaşlar. Kuleyi yeniden yapacaksınız. Başka yolu yok. Bazı şeyleri düzeltmek yeniden yapmaktan daha zordur. O yüzden yıkıyoruz yeniden yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. A, C artı A ile 1'i çarparsam A olur. B ile C'yi çarparsam bc. B ile 1'i çarparsam B olur. Eksi A ile B'yi çarptım. A ile C'yi çarptım. 1 ile B'yi çarptım. 1 ile C'yi çarptım. Şimdi ne olacak? A, C'ler bunlar gitti. Ee, eksi B, eksi C. B'ler gitti. Başka da bir şey yok. Şimdi elimde kalanlara bakıyorum. Elimde A var. Eksi. A, B var. Artı. BC var eksi C var değil mi elimde kalan 4 tane 4 tane gitti 4 tane kaldı şimdi burayı a ortak parantezine alırsam mesela C ortak parantezine aldığım zaman B eksi 1 1 eksi b olur mesela burayı a ortak parantezine aldığım zaman a ortak parantezinde ne olacak 1 eksi B olacak Burayı B ortak C ortak parantezine aldığım zaman C ortak parantezine aldığım zaman B eksi 1 olur. Şimdi 1 eksi B ile B eksi 1 birbirine yakın şeyler. O zaman ben bu ifadeyi şöyle yazmak istiyorum. Yani C'yi başa yazayım. Mesela C ortak parantezinde B eksi 1 yazdım ya. Bunun önüne eksi atarsam 1 eksi B değil de B eksi 1 olur. O zaman bakın B eksi 1 oldu. İfadeyi B eksi 1 ortak parantezine alırsam C eksi A. Bozduk tekrardan. Yapınca düzeliyor arkadaşlar. Tamam Evet 5. Çarpanlarından birisi. Hangisidir? O birisi hangisi? Yani E olursa bence D'nin de olması gerekiyor. Olmaz mı? O zaman bir hata yapmışız. Eğer E bunların çarpanlarından birisi ise D'nin de çarpanlarından birisi olması lazım. Çünkü E ile D arasında sadece X farkı var. E sağlarsa D de sağlar. Yanlış yazmadıysak öyleymiş. Öyle gördüm şu an. Şimdi bakalım. X eksi Z var. Z eksi X var. Tamam. Y eksi X var. X eksi Y var. Şimdi mesela ben şöyle yazmak istiyorum. Eksi 2'nin karesiyle. 2'nin karesi aynı şey mi? Aynı şey. O zaman ben eksi 2'nin yerine 2 yazabilirim. Ya da 2 gördüğüm yere eksi 2 de yazabilirim. Madem öyle. İkisi aynı şey ise sonuç olarak. x eksi z'nin karesiyle z eksi x kare olduğu için o zaman ben şunu şöyle yazsam ne olur? z eksi x'in karesi çarpı y eksi x bu da x eksi y değil de y eksi x'in karesi olsun. y eksi x'in karesi Z eksi x olsun. Maksat e, ortak parantezi alınca rahat olsun yani. Şimdi z eksi x var ortak görüyoruz artık. Çok bariz ortak görünüyor. Y eksi x'ler ortak görünüyor. O zaman z eksi x çarpı y eksi x ortak bunlar çarpı parantez içinde bir z eksi x kaldı. Z eksi x kalıyor bu tarafta. Bu tarafta da eksi y eksi x kalıyor. Eksi y eksi x gibi bir şey kalıyor. Yani bu böyle kalıyor. Gerisi gidiyor. O zaman z eksi x y eksi x e, z eksi x eksi y artı x oluyor. Z eksi x eksi y artı x oluyor. Şimdi bakıyorum xler birbirini götürdü. İfade z eksi x y eksi x z eksi y z eksi y yok. Ama y eksi z var. Yani şimdi bu bu yok ama bu var. İkisi aynı anlama gelir aslında. Çarpanlarından birisidir. Önüne eksi atarsınız olur. Yani mesela diyelim ki 6'yı 3'e de bölebilirsiniz. 6'yı aynı zamanda eksi 3'e de bölebilirsiniz. Yani ikisi de 6'nın çarpanlarından ya da bölenlerinden birisidir arkadaşlar. Aynı anlama gelir. O mantıkla bakmanız lazım. Şimdi E şıkkı diyen arkadaşlar için söylüyorum. Eğer E olursa D de olur. Çünkü ben burayı X parantezine alıp Y eksi Z olarak yazdığım zaman o zaman zaten bu adam oluyorsa X de oluyor. Bu da oluyor anlamına gelir. O yüzden E zaten o mantıktan bir kere olmaz. Cevap D şıkkı. Biraz çarpanlar ayırma mı çalışmak lazım? Evet örnek altı. Buyurun arkadaşlar. En sade hali. Sayı verip yapabiliyor muyuz? Yapabiliriz. Doğru sayı verirseniz olur. X'e 1 verdiniz. Y'ye 2 verdiniz. Z'ye 3 verdiniz. Eğer aynı sonucu verenler olmazsa X ile Z'nin toplamı 4. X ile Y'nin toplamı 3. Z'den X'i ve Y'yi çıkardım. Y'den Z'yi çıkardım. Eksi 1. X çarpı olur. X çarpı Y eksi Z. Bu da eksi 1 geliyor mesela. Bu mantığa göre D ve E aynı şıkkı veriyor. Mesela sayı versen D ve E aynı şıkkı verecek. Olmaz. Yani sayı vermek olur ama doğru sayı vermek lazım. X'e 1 değil de mesela X'e 2 verseniz bu arkadaşa 1 verseniz bu arkadaşa da mesela 4 verseniz olur. Mesela böyle bir şey yapsanız olur arkadaşlar. Tamam mı? Yani doğru sayı vermek lazım. Evet örnek 6. Şimdi arkadaşlar bakalım burada neler var. Burada ortak parantez olabilir. Zaten direkt bu tür sorularda önce direkt ikili ikili alın ya. Yani hiç gerek yok yani burada şeye gerek Külhan Beyliğine gerek yok. İkili ikili alın. Aha böyle. Bir bakın çıkıyorsa Çıkıyor. çıkıyor. Çıkmıyorsa zaten değiştireceğiz. Şimdi 3 parantezini alalım burayı. 3 parantezinde 4A eksi 1 B parantezinde 1 eksi 4A Hatta şöyle yapalım. Eksi B parantezini almak istiyorum. Yukarıdakinin aynısı olsun istiyorum. Eksi B parantezini alırsam 4A eksi 1 olur direkt. 4A artı 1 olur. Pardon 4A eksi B parantezinde 1 eksi 4A ee, yanlış olur. O zaman artı B parantezine almam lazım. Doğru. Eksi 1 artı 4A. Evet evet. Artı B parantezine almam gerekiyor. Şura B olacak. Yanlış yaptık. Aha böyle. Tamam. Burası böyle. Aşağısı B eksi 3. E nasıl oldu? Artı b parantezinde b eksi 3 yukarıda çıkmıyor eksi b. O zaman eksi parantezin alıp bakmak lazım çünkü e, şey gelmiyor yani o b eksiyi bulamıyoruz. O zaman şurayı yanlış yaptım çünkü eksi b'yi bir şekilde bulmam lazım. Artı b verince bu iş olmuyor. Yani aşağıyı sadeleştirecek şekilde bir şey yapmamız gerekiyor. O yüzden eksi b parantezin aldım. Burası 1 eksi 4a böyle olur. Böyle olacak. Evet. Şimdi bu şekilde daha rahat. Şimdi yukarıyı 4a eksi 1, 1 eksi 4a. Şimdi bu e eksi geliyor buradan bir yerden. Yani hani mesela şunun önüne eksi atarak 4A 1 ortak parantezine aldığım zaman burada doğru bir şey gelmedi. 12A ile 4A Bey. Evet buradan şu an çıkmadı çünkü. Yani şu an denedim ama doğru bir şey çıkmıyor gibi geliyor. Şöyle yapalım. Daha doğru olması için şurayla şurayı Sanki yine çıkmayacak gibi. Bilemedim ama bakalım. Çıkabilir. Onları yan yana getirelim arkadaşlar. 12A artı 4AB eksi B eksi 3 olarak yazalım. B eksi 3. Şimdi bu 4A ortak parantezini alalım yukarıya. 4A ortak parantezini alırsam 3 artı e, ee, B geldi. 3 artı B geldi. 3 artı B. Aşağısı B artı 3 olmak zorunda. Yok aşağısı B artı 3 olmak zorunda. Çünkü çıkmıyor. Şimdi burayı 4A ortak parantezine alınca 3 artı B geldi. Burayı da eksi parantezine aldığımız zaman eksi 1 parantezine aldığımız zaman B artı 3 geldi. Aşağı ile B artı 3 yaparsak bu sorunu çözmüş olacağız. Direkt yapalım hiç uğraşmayalım. O zaman B artı 3 olsun. Yukarısı B artı 3 ortak parantezinde 4A eksi 1. Aşağısı B artı 3. Evet böyle olması sanıyorum gerekiyor. 4A eksi 1. Böyle olsun. Tamam arkadaşlar. Hiç gerek yok. Aşağısı B artı 3 olunca çözülüyor daha rahat en sade hali o şekilde şimdi e, ta, burada çarpanlara ayırma deyince özdeşlikler ayrı bir alan arkadaşlar özdeşlikler iki kare farkını kesinlikle bilmeniz lazım iki kare farkını Aldığın gibi bileceksin bir topluyorsun bir çıkarıyorsun A artı B çarpı A eksi B. Tamam arkadaşlar özdeşlikler bizim için çok önemli. Çarpanları ayırmanın önemli kurallarından birisi. Yani bu ifadeyi mesela x kare eksi 3'ün karesi x artı 3 x eksi 3. Bir topluyorsunuz bir çıkarıyorsunuz. 4 x kare eksi 1. 4 x dediğimiz 2 x'in neyi? Karesi. Bakın şimdi şöyle 2 x'in karesi eksi 1. O zaman 2x eksi 1, 2x artı 1 şeklinde. Ee, bu ifadeyi de a kare eksi 2b'nin karesi. O zaman bunu a eksi 2b, a artı 2b olarak yazalım. E hocam x kare eyvallah da 3'ün karesi neyin karesi? İşte bunu dün köklü sayılarda anlattım. 3 değil artık bu. Bu artık 3 değil. Bu artık kök 3'ün karesi. Tamam mı arkadaşlar? Yani siz bunu direkt kök 3'ün karesi olarak göreceksiniz. O zaman x artı kök 3 x eksi kök 3 olarak göreceksiniz. Tamam. Bu şekilde göreceksiniz ve böyle çıkıyor. Şimdi bu da aynı. Bir topluyoruz bir çıkarıyoruz. Yani x artı y ile x eksi y'yi bir kere toplayacağız. Bir de x artı y'den x eksi y'yi çıkaracağız. Yani eksi x, x artı y şeklinde olacak. Şimdi buradaki y'ler birbirini götürüyor. Sonra buradaki x'ler birbirini götürüyor. Geriye sol tarafta 2x kalıyor. Sağ tarafta 2y kalıyor. 4x y oluyor. 4 üzeri x, 4 üzeri x, 9 üzeri x nedir arkadaşlar? 3 üzeri x'in karesi. Dolayısıyla 3 üzeri x, 2 üzeri x, 3 üzeri x eksi 2 üzeri x. Yani bunları tek tek. Bakın ben buraya çok fazla örnek yazdım. Yazmamdaki amaç bu örnekler gerçek hayatta yani matematik hayatında kullanılan örnekler bunlar. Çok çok kullanılıyor. Güzel bunları bilmenizde yarar var arkadaşlar. Bunları bilirseniz çok faydası var. Şimdi x üzeri 4, y üzeri 4. x üzeri 4 nedir? x'in karesinin karesi. y üzeri 4 nedir? y'nin karesinin karesi. O zaman bu ifade x kare artı y kare. x kare eksi y kare. E x kare eksi y kareyi bir daha açalım. x kare artı y kare. Zaten buna yapacak bir şey yok. x kare eksi y kareyi de x eksi y x artı y olarak. Yani mübarek ne bereketli yani. Görüyor musunuz? Sadece şu ifade çarpanlarını ayırdığınızda böyle kocaman bir şey yapıyor. x üzeri 4 eksi 16. x neye eşit arkadaşlar? Yani bu ifade x kare. E, 16'da 4'ün karesi olduğu için x kare eksi 4 x kare artı 4. x kare artı 4'e yapacak bir şey yok. Yani bu arkadaş x kare artı 4 zaten duruyor. x kare eksi 4 de 4 de 2'nin karesi olduğu için yani siz bu ifadeyi x eksi 2 x artı 2 olarak ayırabilirsiniz. Son olarak bu ifade x artı 1 bölü x x eksi 1 bölü x. Evet, bir örnek içerisinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane örnek var. Bir örnek ama 9 tane örnek aslında. Yani bunları bilin arkadaşlar. Bunların benzerlerini kendiniz kendiniz çözmeye çalışın. 2 kare farkı çok işimizi görüyor. Bakın bir topluyorsunuz, bir çıkarıyorsunuz. 255 ile 240'ı bir topladınız. 255'ten 241 çıkardınız 990k şimdi bu şu ee, 495 çarpı 15 990k e zaten şu arkadaş şu arkadaş 2K eşittir 15 k eşittir 15 bölü 2 Evet örnek 9 Şimdi arkadaşlar çarpanlara ayırmaları iyi bilmek lazım. Özellikle özdeşlikler a kare eksi b karenin a artı b a eksi b olduğunu unutmayın. Ama a kare artı b karenin böyle bir şeyi yok. A kare artı b kare olduğu yerde durur. Yani siz buna bu şekilde özdeşlik yapamazsınız. Hocam biz bunu işte a artı b çarpı a artı b olarak yazamaz mıyız? Yazamazsınız. Sadece bunu yazabiliyorsunuz. Başkasını yazamazsınız arkadaşlar. Özdeşlik sadece bu. E burada a kare eksi 2 ab b kare var. İşte bu e, iki kare farkı değil. Bu tam kare özdeşliği. Yani bu ifade biraz sonra göreceğimiz gibi a eksi b çarpı a eksi b'nin özdeşliğidir bu. Burası da A eksi B çarpı A artı B'dir. Dolayısıyla bunlar beni götürür. İfade son durumda A eksi B bölü A artı B olarak kalır. Peki. Örnek on. İşleminin sonucu nedir? 2 kare farkı var burada. 2 kare farkı. O zaman bir toplayacağız. Yani 360'la 60'ı toplamanız lazım. Bir de 360'tan 60'ı çıkarmanız lazım. Eksi 220 çarpı 300. Bir dursun. 360 ile 60'ı toplarsanız 420 çarpı 300 eksi 220 çarpı 300. O zaman burayı 300 parantezine alırsanız bakın çarpanlara ayırma çok zevklidir. 420'den 220'yi çıkarmanız anlamına gelir. Son durumda 300 çarpı 420'den 220'yi çıkardığınızda 200. 6'nın yanına 4 tane 0 eklemek demek. 60 bin. Tamam. Zaten direkt çıkıyor. Ya işte 50 hesap makinesini alıp tek tek karesini alıp bunu çarpıp çıkarıp 60 bin yine bulabilirsin. Ya da 360'ta 360'ı çarparsın, ile 60'ı çarparsın, çıkarırsın. Sonra 220 ile 300'ü çarparsın, çıkarırsın. Bulunur. Sıkıntı değil. Ama çarpanlara ayırma sana farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Şu, uğraşmadan çok basit yollarla bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam? Mı? Evet, örnek 11. Buyurun. A kare eksi 2B kare C kare a kare eksi 2b kare c kare Şimdi <laughs> Bunu şöyle düzeltelim. A kare eksi b kare eksi b kare artı c kare. Bak şimdi böyle 2'ye bölerseniz b kare 2 eksi 2 b kareyi bu şekilde yazarsanız Şimdi bunu da şöyle yazalım. A kare eksi b kare artı c kare eksi b kare. Şimdi bu iki kare farkı, bu arkadaş iki kare farkı. O zaman bunu şöyle yazalım: a artı b çarpı a eksi b artı c artı b çarpı c eksi b. E, şimdi a eksi b 3, c eksi b, b eksi c 3 ise. C eksi B eksi 3'tür. Bunları dağıtalım. İçeriye dağıttığınızda ne olur? 3 tane A, 3 tane B. Eksi 3 tane C, eksi 3 tane B. Şimdi ne olur? Bunlar da birbirini götürdü. İfade son durumda arkadaşlar. 3 parantezinde A eksi C geldi. A eksi C'yi bilmiyorum. O zaman şöyle bir parantez daha açıyorsun. A eksi B 3'tür. B eksi C 3 ise alt alta topladığın zaman bunlar birini götürdü. A eksi C 6 geldi. O zaman bu arkadaş 6. 3 kere 6 18. Belki değer verseniz olur mu acaba? Şimdi bilemiyorum da. Hani C'ye 0 desem, bu arkadaşa 3 desem, buna 6 desem olabilir. Tam bilmiyorum. 36 eksi 2 tane B kare 18 artı 0 oldu mesela. Bakın buradan da 18'i bulabiliyormuşuz. Yani yerine direkt 0 3 3 6 değeri getirip yerine yazdığında 18'i zaten oradan da bulabilirsin. Yani çarpanlar ayırma, doğru değerleri verdiğinizde bulabileceğiniz bir şey arkadaşlar. Evet, örnek 12 x 4. dereceden 3 eksi 1 olduğuna göre işleminin x türünden eşiti Evet. Harika bir soru. Ben size çarpanlar ayırmada çok daha zor sorular sorarım. Gerek yok. Bu soru zaten yeteri kadar zor. Yani aslında doğru çarpanlar ayırma yaptığınızda klasik bir soru ama öğrencinin bilmesi lazım soru tipini. Evet. Bulan var mı arkadaşlar? Bulan. Buldunuz mu? Bir tane yiğit aranıyor. Evet. Doğru cevabı bulan bir tane yiğit. Yani Yiğit, erkek bayağı fark etmez yani bizim için. Sen X mi buldun? Peki. Hadi bul ona çikolata. Ha, bak benim gibi hoca bulamaz size. Bak çikolata bile veriyorum. 4 kök 3 artı 1. Hakan çikolatayı sana mı versek kardeşim ya? Ne diyorsun? Anladım ben sıkıntı yok aynı şunun eksi birlisi değil de artı birlisi diyorsun şimdi arkadaşlar bak ee ne yapmak lazım biliyor musunuz bu tür sorularda değişken değiştirme yapmak lazım değişken değiştir Neden bunu yaptığınızda çözüm aslında çok 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 basit. Bak şöyle. Bu arkadaş A olsun. A. Siz bu arkadaşa A diyeceksiniz. Artık bu arkadaşın ismi A. A eksi 1. Bu arkadaşın ismi A artı 1. Peki bu arkadaş A ise bunun karesini aldığım zaman yani bunun karesini alırsam bu arkadaş a kare mi olur? Olur. Peki kare almak demek şu arkadaşla şu arkadaşı sadeleştirip buraya 4 yazmak. Yani kök 3 4 dediğim ifadede a kare mi olur? A kare olur. Peki. Bu arkadaşın aslında burada görünmeyen bir ikisi var. Bunun bir daha karesini alırsam yani demek ki buraya da a kare yazmam lazım a kare eksi 1 yani. Yani x dediğim ifade aslında a kare eksi 1'dir. Doğru mu? Bilmi Burada eksik olan bir şey var. Çünkü ben bunu bilmiyorum şu an. Bunun bir daha karesini alacağım. Bunun bir daha karesini aldığım zaman bakın bunun bir daha karesini aldığım zaman bu arkadaş a üzeri 4 olur. E, kareyi nereye yazdım ya? Şimdi şöyle şuraya yazıyorum. Gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. Şurası 2 gitti. Yani kök 3 direkt neye eşit? A üzeri 4'e. Getirip yerine yazıyorum. Bu arkadaşın ismi de A üzeri 4. O zaman ne oldu? A üzeri 4 eksi 1. A eksi 1 A artı 1. Şimdi böyle değil mi? A eksi 1 A artı 1. E A eksi 1 A artı 1 A üzeri 4 eksi 1 de A kare eksi 1 A kare artı 1 değil mi? E burayı çarptığım zaman bu arkadaş da A kare eksi 1'e geliyor zaten. Yani bunlar birbirini götürdüğü zaman bu ifadenin sonucu aslında A cinsinden A kare artı 1'dir. Yani ifade A kare artı 1'e dönüyor. A kare neye eşit? A kare. A kare eşittir. Bunu at bu tarafa. X artı 1. Getirdim buraya yazdım x artı 1 bir artı 1'den x artı 2. Cevap neymiş? x artı 2'ymiş. Dedim ya harika bir soru. Ama değişken değiştirmeyi bilmezse öğrenci zor bir soru. Harika olması yetmez. Zor bir soru aslında. Değişken değiştirmeyi <laughs> bilmek lazım. Tabi bu kural aslında. Şimdi öğrenci bunu bilmez. Yani hani ben sizin bilmemenizi anlıyorum. Bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam mı? Bakın bu tür sorular değişken değiştirme ile alakalı. Kök 3, 8'e A diyorsunuz. X diyorsunuz. M diyorsunuz. Neyse. Ondan sonraki A kare. Ondan sonraki A üzeri 4. Getirip yerine yazdığınızda zaten direkt çıkıyor. Değişken değiştirmezseniz biraz anlaması zor bir soru. Değişken değiştirince bile zor oluyor ama dediğim gibi yani zor bir soru ve güzel bir soru. Hmm. BGS'de bu kadar ağır gelmez ya. Yani evet Hakan seninkine benziyor sadece ama X cinsinden istediğim için olmadı ama normalde doğru yani. Evet şimdi arkadaşlar AX kare bx artı c. 3 tane ifade var ve bunların sonucu sıfıra eşitse ya da çarpanlara ayırmayı bulmamızı istiyorsa arkadaşlar bu ikisini anlatacağım. Bugünkü konunuz bu kadar. Sizi fazla yormak istemiyorum. Çarpanlara ayırma zaten kendi başına ağır bir konu. Cebirsellerin çok yoğun olarak kullanıldığı, formüllerin yoğun olarak kullanıldığı bir kavram. O yüzden kalan kısmı yarına <laughs> Şimdi arkadaşlar bunları çarpanlara ayırmak kolay. Şimdi burayı x x diye ayırıyorsunuz. Çarpımları bunu verecek. Toplamları bunu verecek. 2'ye 1. Çarptığınızda 2 topladığınızda 3 yapar. O zaman x artı 2 x artı 1. Bak normalde basit. Cidden basit. Zaten bu arkadaş x x diye ayrılıyor. Çarptığınızda 12 yapacak. Topladığınızda eksi 7. O zaman eksi 4 eksi 3. Yani x eksi 4 x eksi 3. Basit yani. Çarptığınızda bunu verecek. 24'ü verecek. Topladığınızda eksi 10'u verecek. O zaman eksi 12 artı 2. x eksi 12 x artı 2. Bu kadar. Bu arkadaş x x eksi 36 neye eşit? 9'a 4. Eksi 9 artı 9 eksi 4. O zaman x artı 9 x eksi 4. Şimdi başlangıcı x kare olursa bakın buralar x kare. Bu çok basit. Yani x kareyi bulmak basit arkadaşlar. Başlangıcı x kare olursa sonucu bulmak gerçekten çok basit. Bunda bir sıkıntı yok yani. Ama eğer başlangıcı x kare değilse bu biraz daha çetrefilli ama çok zor değil aslında. Yani çünkü bunu bu sefer şöyle düşünüyorsunuz. Ben bunlardan bir örnek alıp şuraya yazmak istiyorum. 2x kare artı 5x artı 3. Bunu çarpanla ayıracağım. Bak şimdi burası 2x'e x diye ayrıldı. Burası da 3'e 1 diye ayrılacak ama 3'ü buraya mı yazacağım bu şekilde mi yazacağım? yoksa şöyle mi yazacağım? Yani hani buraya 1 yazacağım, buraya 3 mi yazacağım? Bu önemli arkadaşlar. Yani 1 ile 3'ün yeri önemli. 2x ile x'in yeri önemli. Genelde şöyle yapıyoruz. Bakın şunu söyleyeyim. Burada yapmanız gereken şöyle çapraz alıyorsunuz. Bununla bunu çarpıyorsunuz 2x. Bununla bunu çarpıyorsunuz 3x. 2x ile 3x'i topladığınızda bu ifade ortadaki ifadeyi veriyorsa ifadelerin yerleri doğru. İşlem yaparken çaprazlama yapmıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Yani biraz gıcık bir şey. Ortadakini bulmak için çapraz yapıyorsunuz ama işlemi alırken düz alıyorsunuz. Yani bu ifade 2x artı 3 x artı 1. Biraz şey yani. Bakalım. Diğerine bakalım. Şimdi diğeri de 3x kare eksi 14x eksi 5. Şimdi bu arkadaş zaten belli. 3x'e x diye geldi. 5'in yeri önemli. 3 kere 5 15 olduğu için ben 5'i eksi 5'i buraya artı 1'i buraya. Bak şimdi anlayalım. Bununla bunu çarptığımda eksi 15x yapar. Eksi 15x. Bununla bunu çarptığımda artı x yapar. Topladığımda eksi 14x ortayı verdi. Ama işlemi alırken düz alıyorum. Ortayı bulmak için çapraz işlemi alırken düz alıyorsunuz. 3x artı 1 <laughs> x eksi 5. Evet, umarım anladınız. Anlamışsınızdır ya. Ya burada bir sıkıntı yok yani. Bu bu şekil olunca yine kolay. Yani bunun da kendi içinde farklı türleri var. Bu şekilde olunca yine kolay arkadaşlar. Ama mesela çünkü niye bu 2x kare asaldır? Bura asal. Çarpması çarpanlarına ayrılması basit. Bu arkadaş asal. Bir sıkıntı yok yani. Ama şimdi 6x kare eksi 25x artı 14 yaptığınızda şimdi 6x kareyi nasıl ayıracağım? 6x'e x olarak mı ayıracağım? 2x'e 3x olarak mı ayıracağım? Yani işte burada sıkıntı daha da artıyor. Yani 6x'e x midir? 2x'e 3x midir? Yani hani mesela burada bir sıkıntı var. İşte bunu da deneme yanılma arkadaşlar. Bunun başka yolu yok yani deneyeceksiniz yapacaksınız. Yani genelde 2x'e 3x olarak alın. Sonra bakın yani. Mesela 14 7'ye 1'dir. 7'ye 2'dir. O zaman bu arkadaşı eksi 7 olarak bu arkadaşı eksi 2 olarak alsam bakıyorum eksi 4x eksi 4x bu arkadaş eksi 21x eksi 21x topladığımda eksi 25x olan ortayı verdi mi Verdi. O zaman direkt böyle alabilirim o zaman. Aha şunu şöyle, bunu böyle. 2x eksi 7, 3x eksi 2. Tamam arkadaşlar. Bakın x kareler olunca sıkıntı yok. 2x kare, 3x kare, 6x kare. Başındaki x kareden farklı bir şey ise, buna yapacağımız çözüm metodu çok daha farklı bir metoda dönüyor x kare olunca yine basit. Böyle olunca aslında zor değil yani. Hani sadece biraz uzun işlem yapmanız gerekiyor. Yani biraz düşünmeniz lazım. İşte şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. Yani çok da böyle atla deve değil yani. yani çok zor değil aslında çarpanlara ayırma anlaşılabilir bir konudur. Sadece formülleri vardır yerine koyar yaparsınız arkadaşlar. Evet bugünkü kaydımız.